Şimdi bazıları diyor ki alt akıl, üst akıl vesaire. Bir kere karşıyım buna. Akıl kelimesini hıyanetle beraber kullanmayın. Üst akıl kelimesi bize bugün en büyük sokulmuş ihanettir. Hizmeti, himmeti, hoca efendi laflarını, cemaat laflarını nasıl bozularsa artık akılda diyemiyoruz. Üst akıl Allah'tır. Üst akıl Allah'tır. Üst akıl demeyeceksin sen. O zaman kendini akılsız kabul etmiş olursun. Kabul etmiyor mu demek üst akıl? Adamın hilesidir. Peki ne zamandır beri, beri var bu üst akıl? Aa, şeytandan beri var. Yeni çıkmadı ki. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin evinin etrafını kuşatanlar kendilerince göre akıl yapmadılar mı? Resulullah'a mani olmak için peşe düşenler akıl yapmadı mı? Hile kurmadılar mı? Peki peygamber ne yaptı? Bak şimdi buradan dinleyen çok şey alır. Aleyhissalatü vesselam efendimiz ne yaptı? Biz Allah'ın kullarıyız. Yürü ya Hazreti Ebu Bekir e, yürü ya Ebu Bekir, bize bir şey olmaz mı dedi. Yoksa hicret ederken Safer ayının 26. gecesi yola çıktılar. Ayın kaybolduğu gece ve Medine istikametine de değil ters yöne ve mağaraya girdiler beklediler. Tedbir alan bir peygamberim var. Karantina yapan bir peygamberim var. Üst akıl mı? Hazreti Muhammed'in hakkıdır o sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün yapılan adiliklere Ebu Cehil zihniyetine üst akıl dedirtmek bile başarıdır. Bunu yapmayın ya. Bunu kullanmayın. Peki mikrop bulaştırdılar. Bak buradan söylüyorum. Sonunda rezil olmak da var halbuki. Hiç umursamıyorum. Çünkü inanıyorum dediğimiz gibi çıkacak. Ne olacak biliyor musunuz? Bunları birisi bulaştırıyor bile olsa. O bu, alın yazın bunu bir kenara. Geçenlerde bir falcının mı bir burçunun bir şeyini almışlar. Adam nasıl bildi falan diye söylüyorlar. Belki oradan da havamız olur. Yazın bunu bir kenara. Eğer bunu birisi çıkarttıysa Allah ilk önce bu çıkartanların eliyle bu işi temiz ettirecek. Delilim de Nuh Aleyhisselam'ın gemisidir. Nuh Aleyhisselam gemi yaptığında Allah'ın vahyiyle inşa ettiğinde Nuh Aleyhisselam'ı tahkir etmek için o azgın kavmi gittiler geminin içerisine defacet yaptılar. Pislettiler o kadar çok. Yani dışarıda yapmıyorlardı bu işi, orayı o şekilde kullanıyorlardı. Fakat bu arada hiç farkında değiller ve hastalık çıktı. Ama nasıl kaşınıyorlar, hars hars, yara yapıyorlar. Yani kaşınmaktan yatamıyorlar. Bir gün bir adam yine gitti, affedersiniz, gemiye, inşa halindeki gemiye, umumi hela gibi, tuvalet gibi kullandı, defacetini yapıp giderken, tabii her yer batmış, ayağı kaydı, pisliğin içerisine düştü. Düşer düşmez tabi üzerine bulaştı. Nasıl bulaştım ben bu işe falan derken bir baktı ki necaset bulaşan yerlerde kaşıntı kalmadı. Gitti kavmine dedi ki çocuklar biliyor musunuz millet necaseti sürdüğüm yer efendim şey e, iyileşti. iyileşti. Nasıl bir necaset bilmiyorum hepinizinki vardı karışık. E, o zaman ne yapacağız? Gemiden alacağız dediler. Yani burada sürmeyeceğiz. Gemiye gittiler. Tek tek onu yapanlara Allah Teala ve bir belli bir nokta sonra bitti. Kazıdı, kazıdılar, kazıdılar. O yaptıklarını kazıdılar. Biraz güldüreyim ben sizi. Biz hatla vesaireyle uğraştığımızda kamışları, o sararmış kamışları pişirmek için gübrede bekletiriz. Aslında geminin bakımını yaptılar farkında olmadan. O geminin kendine ait cilası, bilmem nesi, bakımı mukavemetini kazanacak şekilde kendi tabi şekilde yanmasını sağladılar. Burada peki biz... Allah affedersin. Lütfen devam bu tarih edin. Bu tarihte kalmış bir şey değildir. Allah Teala'nın adeti vardır. Kim ne ederse kendine eder. Hmm. Kim ne? Sen kendi güzelliği yap. Kim ne ederse kendine eder. Eğer hayır eğer şer. Bu olduysa olacak. Fakat mesele şu. Eğer ben Bugün mesele nedir aslında biliyor musunuz? Hiç konuşulmayan bir mevzu. Bu kadar koronavirüsle alakalı 50-60 program seyrettim. Hiç kimse vicdan azabından bahsetmedi. Mesele nedir biliyor musunuz? Vicdan azabıyla alakalıdır. Eğer insanlar vicdanlarıyla bu virüs sırasında vicdanlarıyla buluşamıyorlarsa esas endişenin kaygının sebebi odur. Vicdanlarınız müşteri ise başınıza gelen belalarla korkmazsınız. Ben elimden geleni yaptım mı? Bu olayda vicdanla nasıl irtibatlandırdınız hocam? Çok güzel. Tuzak yani tövbe estağfurullah. Şu at, helak at, olmayan... Atladın mı? Helak olmayan kavmi anlatalım mı? Oradan mı Lütfen. Birinci bölümde anlattık arkadaşlara. Kardeşlerimize söyledik. Bakın Kur'an-ı Kerim'de insanlık tarihi olarak bakıldığında... Belki insanlık tarihi olarak tarih kitaplarından bunu çok çözemeyiz ama... Kur'an-ı Kerim'de acayip bir ayeti kerime var. Yunus suresinde... Allah Teala buyurur ki helak olmalarına emir gelmişken helak edici melekler tüm sistemiyle nizamıyla helak olmanın kertesine geldiği halde kurtulan yoktur. Artık iş bitmiş. Helak olma kertesine geldiği halde tek kurtulan kavim Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. İlla kavme Yunus der Kur'an-ı Kerim'de. İlla kavme Yunus. Hadise şöyle. Malum haliniz Hazreti Yunus Aleyhisselam kavminin helak olacağını biliyordu ve helak olma alametleri başladı hava karardığı başka şey hiç böyle normal bir durum değil Yunus Aleyhisselam'a hadiseyi arkadaşlarımız biliyorlar ama belki diğer kısmını bilmiyorlardır Yunus Aleyhisselam oradan ayrıl emri gelmediği halde gemiye bindi malum haliniz işte gemiden bir balığın karnına düştü o balığı da bir balık yuttuğu söylenir üç zulmet arasında kaldı Hatta şimdi duayı da söyleyelim. Belki çekmek isteyenler olur. La ilahe illa ente subhanake inni kuntu minaz zalimin. Bu çok müthiş bir duadır. Hem aidiyet duygunu bulmak istiyorsan, hem koronadan korunmak istiyorsan la ilahe illa ente subhanake inni kuntu minaz zalimin. Bu duayı okudu biliyorsunuz. Ama şimdi arka plana bak. Peygamber gitmiş kavim cez belayla gelecek helakla karşı karşıya. Korktular. Bakın burayı lütfen seyircilerimi çok iyi dinlesinler. Ayet, anlattığım ayet. Bu teferruat yok. Bunu da tefsirde anlatıyor. E, ne de anlatıyor? Alusi de anlatıyor. Hazin'de anlatıyor. Tabarani de var. Bunlar dediler ki ne yapacağız? Hadi yürüyün dediler. Bir şey başımıza bela gelecek. Peygamberi bulalım. Bir geldiler baktılar ki Yunus Aleyhisselam evde yok. Başka mabede falan baklar yok. Dediler ne yapacağız? Yunus da gitti. Bu belayı kim savuşturacak? Ne yaptı bak akıllılar. Kendi aralarında bir bilimsel heyet kurdular. <laughs> Bilim heyeti. Olacak bir şey belaya karşı. Dediler ki arkadaşlar Yunus bize ne söyledi? Putları edinmeyin dedi, değil mi? Tamam dediler. La ilahe illallah. Yunus'un imana davet ettiği Allah'tan başka Allah yoktur diyelim. Herkes putunu kırsın. Bak Tarih yazmıştır bunu. Herkes putunu kırdı. Başka? Aramızda küsler var dedi. Barışalım. Dinliyor musunuz? Dinliyor mu kardeşler? Dinliyorlardır hocam. Bak al size, sana bir ölçü. Aramızda küsler vardı. dedi. Senin benlik davan var. Senin arazi davam var. Senin kan davam var. Gelin dediler helalleşelim. Ne yapalım başka? Ya biz birbirimizden bazı şeyler çalmıştık. Herkes birbirinden çaldığı şeyleri getirsin, tövbe etsin. İslam şeriatını ya yerleştirmişler. Abi, abi, vallahi tüylerim ben anlatırken diken diken oluyor ya. Buyurun hocam. Hatta diyor bak o tefsirde yazıyor bu. Hatta diyor adamın biri diyor birisinin tuğlasını çalmış duvarında kullanmış. Duvarını yıktı diyor duvarını evinin duvarını yıktı. O tuğlayı buldu özel mi fırınlanmış o? Nasıl bir şeyse kirişe koydu o duvardan tuğlayı çıkartmış adama getirmiş. Arkadaş bunu ben senden çalmıştım. E evi niye yıktın ya helalleşirdik. Neme lazım? Zaten başımıza bela gelirse ev mi kalacak diyor. Kurbanlarını kesiyorlar. Adaklarını yapıyorlar. Putlarını atıyorlar. Oturuyorlar bekliyorlar. Peygamberin dediği gibi yapalım. Allah Teala diyor ki helak olmanın kertesine geldikleri halde tek helak olmayan kavim illa kavme Yunus. Sen bunu tarihsel kafayla okursan bir şey çıkartamazsın. Allah teferruat mı anlattı sana? Sana diyor ki şu anda yapsana bunu. Bunu destekleyen ayette var. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam efendim terbiyesizlik yaptılar. Dediler ki inanmıyoruz hadi helak olalım. Bekliyoruz yağdır taş yağdır dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Ayeti i kerime indi. Sen onların içinde olduğun müddetçe Allah onlara azap etmeyecek. Bu sefer sahabi üzüldü. Ya Resulallah sen göçtükten sonra biz ne yapacağız? Bu adamlar yine kudururlarsa, yapay zeka ile bilinenme geri zeka ile çıkarlarsa karşımıza. Şeytani sanatla uğraşıyor, üst akıl oluyor. Bak ya, alt akıl bile olmaz o. O aklı ben ayağımın altına da alırım, hiç de takmam. L lütfen bu kompleksi bırakalım ya. Biz kendi işimizi doğru yapmamakla alakalı biz zillet yaşıyorsak tespiti buradan yapalım. Adamların Adamlarına kadar akıllı demenin bir alemi yok ki. Yaptığımız akılsızlığa yaralım biz. Hani o Semer hikayesi gibi. Geçiyorum ayete tekrar. Evde kapalı kalırsan böyle heyecanlı konuşursun işte. Şimdi üç program yapsaydım pür, ben böyle mi olurdu? Hır dikkat dinliyoruz. <laughs> tövbe Resmen hipnotize ettiniz yani. Ya bırak onu şimdi hipnotize Ya hakikaten önemli ya. İnanarak söylüyorum bak. O yüzden etkisi oluyor. Bakın. Sahicilik var orada. Sahabi kiram ne buyurdu? Ya Resulallah sen göçersen ne yapacağız biz? Bu, bu haydutlar yine içimizde azdırsın yapsın. Dalı geçecekler zekatla, namazla, Kur'an'la, Ramazan'la. Aynı namussuzlar devam edecek. Kıyamete kadar var çünkü bunlar. Ne yapacağız bunlar? Her olduğunda başımıza bela mı gelecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen o ayeti kerimenin devamının sonra indiği söylenir. Allah biliyor tabi. Kur'an-ı Kerim mahluk değil. Bu derde göre, nabza göre, o şerbeti indirir ki daha tatlı olsun. Allah Teala buyurdu ki içinizde Resul toplarsak iki manayı. Hı İçinizde Resulullah olduğu müddetçe. Efendimizin muhabbeti içinizde ve toplumunuzda hakim olduğu müddetçe yapamadık. Sokamadık. İstiğfar edenleriniz de olduğu müddetçe Allah size azap etmeyecektir.